Değerli basın mensupları ülkemiz derin bir devlet krizini yakıcı bir ekonomik krizle birlikte yaşıyor. 83 milyonluk ülkemiz bir büyük buhranın içinde. Yönetilemiyor, savruluyor. Şarkının sözlerindeki gibi rüzgara kapıldık gidiyoruz. Hayır mı, şer mi bilemiyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneklerimiz, 142 yıllık anayasal düzenimiz, 74 yıllık çok partili demokrasimiz tek adam parti devleti tarafından yerle bir ediliyor. Adalet çöktü, ekonomi çöktü, kurumlar çöktü ve her şeyin başı ahlak çöktü. Bu kadar yozlaşmayı bu topraklar daha önce hiç yaşamamıştı. Yaşanan devlet krizi o kadar büyük ki hükümet ve ortakları mafya bozuntularının arkasına saklanarak siyaset yapar oldu. Siyasette rekabet olur, siyasette polemik olur. Yeri gelir siyasette sert tartışmalar da olabilir. Ama bir hukuk devletinde organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen bir mafya bozuntusu değil ana muhalefet partisi liderini herhangi bir siyasi parti liderini tehdit etmeye cüret edemez. Ederse siyaset kurumu tepkisini topkekün göstermek zorundadır. Fakat tam tersi oluyor. Sarayın ortağı eşkıyaya yol arkadaşım diyerek sahip çıkıyor anayasal düzenimize mafya çomağı sokuyor. Yap, yaşadığımız bu süreç geçtiğimiz günlerde eski polis şeflerinin mafya liderlerine liderine geçmiş olsun ziyaretinde çektirdikleri ve basına servis ettikleri fotoğrafların yeni bir susurluk projesinin habercisi olabileceğini düşündürüyor. 1990'ların bu karanlık filmlerini 30 yıl sonra bir defa daha vizyona girmesine izin verirseniz bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olur. Atalarımız ne güzel demiş. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Koalisyonun küçük ortağı mafyaya sahip çıkıyor. Koalisyon büyük, koalisyonun büyük ortağının ne diyeceğini millet merakla bekliyor. AK Parti liderinin sesi çıkmıyor. Her konuda ahkam kesen, soruşturma başlatan, atanmış İçişleri Bakanı nerede? Adalet Bakanı nerede sinmiş? Alt mahkemeler anayasayı çiğneyip anayasa mahkemesinin kararına uymadığında yaptığı gibi havaya bakıp ıslık çalıyor. Bu sükut herhalde ikrardan geliyor. Anayasal düzene karşı bu vahim saldırı nedeniyle resen harekete geçmesi gereken Cumhuriyet savcıları ortada yok. Savcı Genel Başkanımızın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıyor. Onu da Kimden öğreniyoruz? AK Parti'nin grup başkan vekilinden. Güler misiniz, ağlar mısınız? Devleti düşürdükleri duruma bir bakar mısınız? Ülkede tuz koktu, tuz. Memlekette yozlaşma, çürüme, kokuşma o kadar büyük ki bazı saray mensuplarını bile bu iş rahatsız etmeye başladı. Sarayın Yüksek istişare Kurulu'nun bir üyesi biz topyekün tövbeyi nasuh bize topyekün tövbeyi nasuh lazım diyor. Yani yapılan hatalardan vazgeçelim. Halis bir tövbede bulunalım diyor. Dün televizyon ekranlarına çıkan bir diğer yüksek istişare kurulu üyesi de ben Cumhurbaşkanı ve Adalet Bak ben Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz. Ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum yakın gelecekte onlar zarar görür diyor. Bunlar ne biçim iktidar? Adaletten sorumlu bakan aynı zamanda hakimler ve savcılar kurulunun da başkanı. Sayın Bakan bu yapılan yanlışları neden hakimler ve savcılar kurulu gündemine getirmemiş? Ortağı mafya, mafya bozuntularıyla siyaseti, milli iradeyi vesayet altına almaya teşebbüs ederken, Cumhurbaşkanlığı koltuğun, koltuğunda çıtı çıkmadan oturan AK Parti Genel Başkanı nasıl adaletten yana oluyor? Sevsinler sizin adalet anlayışınızı. Atlantik ötesinde esen yeni rüzgarlarla faiz baronlarının talepleri arasına sıkışan saray artık kahramanlık türkülerini bırakmış. Tövbe ettim, tövbe bozdum, ne umdum da ne buldum, kendim ettim, kendi buldum türküleriyle uluslararası sermaye gel gel yapmaya çalışıyor. Sarayın hoparlöründen demokrasi, ekonomi ve hukukta reform avazeleri yükseliyor. Ama türküyü değiştiren saray oynadığı oyunu değiştirmiyor. Milli iradeye saldırmaya cüret eden mafya bozuntusunu ve ona sahip çıkan ortağını sessiz sessiz seyrediyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Elin insanı sen ana muhalefetin üstüne mafyayı salan bir hükümetsin. Ne reformundan söz ediyorsun demeyecek mi? Böyle mi güveni sağlayacaksınız? Milletimiz de görüyor. O kadar çok tövbe bozdular ki, o kadar çok yalancı çobanlık yaptılar ki artık kimsenin bunlara inanacak hali kalmadı. Milletimiz bunların notunu verdi. Bunların beceriksizliklerini her gün, artı, her gün artan yükünden kurtulmak için artık sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Sıcak para baronlarına tövbe ettim türküleri çalınırken içeride de millete acı ilaç reçeteleri yazılıyor. İki gün önce Erdoğan, Tobun Ekonomi Şurası'nda yüksek faize yatırımcımızı ezdirmemeliyiz dedi mi? Dedi. Dün Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan arttırıp yüzde %15 15'e yükseltti. Bugün de çıkmış bunu acı reçete kapsamında yaptıklarını söylüyor. Yaptıkları faiz artışı son 5 yılda gerçekleştirdikleri en yüksek ikinci faiz artışı. Peki bu yüzde 15'lik faizler, politika faizleri hangi ülkelerde var? Ben sayayım. Sierra Leone, Güney Sudan, Angola, Ghana. İşte faizde ligde bulunduğumuz ülkelerden bazıları bunlar. Bu arada dün Filipinler politika faizini yüzde iki yirmi beşten yüzde ikiye, Endonezya'da yüzde dörtten, yüzde üç virgül yetmiş beşe indirdi. Faiz sebep enflasyon netice deyip faizi arttırmamak için milletin 120 milyar dolarını har vurup harman savur. Merkez Bankası başkanlarını azlet, damadının haline karar ver. Sonra da herkes faiz indirirken sen faizleri 475 baz puan arttır. Madem sonunda sıcak para baronlarının sözlerini dinleyip faizi tıpış tıpış arttıracaktınız. Bu kadar doları ve adamı neden yiyip bitirdiniz? İş bilen, liyakat sahibi bir yönetim bunu yapar mı? Yapmaz. Hukuk devleti bu kadar yıpratılmasaydı, yandaşlar bu kadar kayırılmasaydı, saray ahalisi başta olmak üzere bu ülkede israftan, şatavattan vazgeçilebilseydi, mali disiplin, fon gibi uygulamalarla delik deşik edilmeseydi, para politikası daha şeffaf olsaydı, ayakları yere basan bir program izlenseydi, kamu bankalarının arka kapılarından yapılan alışverişlerle döviz rezervlerimiz eritilmeseydi, sarayın kibirli şahsının kerameti kendinden menkul faiz enflasyon teorisi ispat edilmeye çalışılmasaydı, böyle yüksek bir faiz artışına esnafın, sanayicinin, ihracatçının, çiftçinin ailelerinin sırtına bu kadar ağır bir yüklemeye, yük yüklemeye, bu kadar acı bir ilaç içirmeye ihtiyaç olur muydu? Millet böyle acımasız bir faiz ve döviz cenderesine sokulur muydu? Hayır. Tabi bu arada sarayın kibirli başı da Nobel ekonomi ödülünü alma fırsatını bu faiz artışlarıyla kaybetti, kaçırdı. Şimdi biz bunlar olmasın diye bu iktidarı çok uyardık. Yapılması gerekenleri madde madde söyledik, dinlemediler. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar dedik. Kulakları duymadı. Şimdi dünya faiz indirirken faizi hem de katmerli bir biçimde arttırmak zorunda kaldılar. Bu faizde ancak sıcak para baronları paradan para kazanabilir. Bu faizde yatırım olmaz. Bu faizle üretim olmaz. Bu faizde ihracat yapılmaz. Bu faizle millete iş de, aş da verilemez daha bir gün önce Covid-19'un pik yapması nedeniyle ekonomide yeniden kapanma, kapanma önlemlerini açıkladılar. Ertesi günde faizleri yüzde on yükseltmek zorunda kaldılar. Salgının ilk dalgasında kapattıkları işyerlerinin zararlarını işsiz kalanların ücretlerini bütçeden karşılamak yerine faizleri aşağı çekip kredi musluklarını açarak krizi açmaya çalışmışlardı. Borca batmış milletimizi daha da borçlandırmışlardı. Şimdi artık elde açılacak kredi kalmadı. Ucuz faizli kredi imkanı da kalmadı. Bunlar olsa da millette yeni borcun altına girecek takat kalmadı. Borç batağındaki esnaf ve kobiler şimdi tamamen yalnız. 10 milyonu aşan işsizlerimizin sayısı daha da artacak. Bu millet ne yiyecek? Ne içecek? Hep uyardık. Borç, borcu borçla çevirmenin sonu yok dedik. Dün Uluslararası Finans Enstitüsü küresel borçlanma raporunu açıkladı. Türkiye'de ailelerin, şirketlerin, devletin ve bankaların toplam borcunun milli geliri oranı yüzde 168'e ulaşmış. Yani borcu, milletin borcu ülkenin gelirinin neredeyse iki katına çıkmış. G20'nin gelişen ve yükselen ekonomiler arasında en yüksek borç yüklerinden birisi de bizim milletimizin sırtında. Şimdi bir de faizler arttı. Bu faizlerle bu borç nasıl çevrilecek? Peki bu yüksek faiz en çok kime yarayacak? Bu faizle sıcak para baronları ve Londra'daki bir avuç tefeci bayram edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan Onların merkez bankalarından sıfır faizle parayı alacaklar, borçlanacaklar. Yüzde on beş faizle bize satıp, taş atıp elleri yorulmadan milletin alın terine çöküp abad olacaklar. Bu arada liraya değer kazandırmaya devam ederse Merkez Bankası, bu paradan para kazanma oyununa dayanan vurgun daha da katmerlenecek. Bu yılın ilk on ayında faiz lobilerine bütçeden ödenen para, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artmış. 120 milyar liraya ulaşmış. Tekrar soruyorum. Salgında bir başına bırakılan esnafın, sanatkarın, çiftçinin, emekçinin hali ne olacak? Bu insanlar ne yiyip ne içecek? Millete gelince ilaç, acı reçete diyorlar. Ama öbür tarafta dolarla, avroyla ihale dağıttıkları yandaş müteahhitlere sadece bu yılın ilk 10 ayında bütçeden 13 milyar lira garanti parası ödüyorlar. Hani milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacaktı? Yine müşavir firma ve kişilere 16,3 milyar lira ve tabi elbette örtülü ödenekten de saraya 1,6 milyar lira harcıyorlar. Kendileri hiçbir şeyden tasarruf etmeyecek. Debdebe içinde yaşamaya devam edecek ama millet acı ilaç içecek. Saray milleti unuttu. Sesini duymuyor milletin halini görmüyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bildiğim, bindiğim bir takside taksici esnafımızla sohbet ettim. Taksicilerimiz gerçekten çok dertli. İşler zaten geçen senenin ancak yarısı kadar diyor. Şimdi okullar tamamen kapanıyor. Restoran, kafe ve eğlence mekanları da kapanıyor. Biz rızkımızı sabahları okula ve işe gidenler Akşamları da lokanta ve eğlence mekanlarından dönenden kazanırız. Biz ne yapacağız? Soran yok diyor. Aynı taksici kardeşimiz zaten 3 ayda 13 bin liralık gaz yaktığını, bunun büyük kısmının vergi olduğunu, hükümetin hem aldığı kararla işlerini bitirdiğini hem de sürekli vergi borcunu öde diye kendisine mesaj attığını söylüyor. Ülkede işleri kapatıyorsunuz. Sonra da esnafa vatandaşa ağacın kökünü yediyorsunuz. Sadece esnaf değil. Salgının dünyada yeniden yükselmesiyle birlikte hazır giyim sektöründe ihracat siparişlerinin erteleme ve iptal haberleri geliyor. Şimdi günlük 39 lirayla yaşamaya mahkum edilen emekçilerimizin işini yitirecek olan işsizlerimiz sayı, işsizlerimizin sayısı daha da artacak. Evet başka ülkeler de salgınla mücadele için sosyal hareketliliği kısıtlayacak pek çok tedbiri alıyor. Ama bu tedbirlerin arkasına vatandaşını koruyacak tedbirleri de koyuyor. Esnafını destekliyor, emekçisini destekliyor, iş insanını destekliyor, çiftçisini destekliyor. Sarayın destekleyebildiği faiziyle borç vermek, faiziyle borcu ertelemek. Ama dediğim gibi, şimdi orada da deniz bitti. O zaman çare vatandaşın feryadına kulaklarını tıkamak oluyor. Hadi bizi dinlemediniz. Vatandaşı da dinlemediniz. Bari akrabanız olan Ankara Ticaret Otosu Başkanı'nın sözlerini dinleyin. Esnafa ve işletmelere kira yardımında bulunun. Ama bu yeter mi? Yetmez. 6 ay doldu ilk dalgada esnafa dağıttığınız 50 bin liralık kredilerin ödeme günü bugün geldi. Bu kredileri 2 yıl daha faizsiz erteleyin. Aynı yere geldik döndük dolaştık. Bunu nasıl ödeyecek esnaf? Esnafın elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyin. 40 yıl vergi size ver, devlete vergi veren esnafa en azından 40 gün bir bakın. Çiftçilerimizin durumu da işler acısı. Borç kırtlağı aşmış. Banka kredisi, kooperatifi, elektriği, veresiye ilacı, gübresi derken borçlar dağ gibi birikmiş. Buradan defalarca söyledik çiftçimiz zor durumda. Bu çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını yapılandırın. Faizlerini silin. Çiftçilerin ödemelerini faizsiz erteleyin. Arkadaşlarımız çiftçinin tarım kredi ve banka borçlarının yapılandırılması için çok sayıda kanun teklifi verdi. Bunlar meclisin gündeminde duruyor. Gelin bu teklifleri değerlendirin. Ama o irade bunlarda yok pek bildikleri algıyı yönetmek. Devletin ajansına gidiyorlar. Torba Kanunu'nda çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine borçları yapılandırılacak diye haber yaptırıyorlar. Kim yaptırıyor? Saray. Sonra bakıyoruz. Sarayın imzaladığı torba kanunda böyle bir düzenleme yok. Tarım kredi kooperatifleri borcunu ödeyemeyen çiftçinin ve kefillerinin malına, mülküne, tarlasına haciz getiriyor. Çiftçilerimiz kooperatif müdürleri çiftçinin malını sarayın yandaşlarına peşkeş çekiyor diye feryat ediyorlar. Bunu duyun. Emeğinin karşılığını alamayan çiftçi üretemedikçe mutfaktaki yangında büyüyor. TÜİK makyajıyla gizlense de ayçiçeği yağının fiyatı sene başından bu yana neredeyse ikiye katlandı. Marketlerde 5 litrelik yağ 70 liraya dayandı bu bereketli topraklarda üreteceğimize ithal ediyoruz. Ayçiçeği ithalatında 2019'da dünyada lideriz. 2013'ten bu yana yağlık ayçiçeği ithalatı için 5,5 milyar lira ödemişiz. milyar dolar ödemişiz. Yani kendi çiftçimizi üretemez hale getirirken saray hükümeti 17 yılda 5,5 milyar dolar almış, götürmüş, elin çiftçisinin cebine koymuş. 211 milyar Türk lirası benim çiftçime borcu varmış ne gam? Sadece mi? Buğdayda ithalat rekoru bizde. Son 17 yılda buğday ithalatına 18 milyar dolar ödemişiz. Ama her ne hikmetse un fiyatları arttıkça artıyor. İçeride de çiftçiye doğru düzgün bir şey verdiğiniz yok. Sadece son bir ayda soframızdaki ekmeğe iki kere zam yapıldı. İstanbul'da ekmeğin fiyatı 2 liraya çıktı. Şu sıkıntılı günlerde millet canı ile cüzdanı arasına sıkıştırıldı. Bu salgında insanlar boş yatak bulamıyor. AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarından tavasut istiyorlar. Hastanelerde yer yok. Devlet hastanelerinde ilaç, grip aşısı, test büyük sorun. Vatandaşa beş maskeyi parasız dağıtamayan hükümet şimdi 250 lira ver özel hastanede test ol diyor. O da en azı ha. 500 lira ödeyenler de var. Millet perişan. Dün bir kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçim sıkıntısı o partili bu partili dinlemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde yirmisi, AK Parti seçmeninin yüzde yirmi ikisi, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin yüzde yirmi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söylüyor. Halkın yüzde 48'i geliriyle sadece beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şimdi bu hale düşürdüğünüz millete kemer sık diyorsunuz. Acı ilaç içirmeye kalkıyorsunuz. Çok açık söylüyorum. Mazlumun ahı indirir şahı. Millet yaptığınızı görüyor. Notunuzu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta da sizleri evlerinize gönderecek. Son olarak uzun zamandan beri ilk kez sarayın kibirli başı doğruyu söyledi. Ne de olsa bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Biz buradan defalarca söyledik. Bu böyle bölük pörçük parça parça alınan kararlarla bu krizden çıkamazsınız. Bütüncül, güçlü, türküyle beraber oyunun da değiştiğini gösteren, herkese güven verecek bir programı milletin önüne getirin dedik. Sadece faizi arttırmakla Sadece Merkez Bankası başkanlarını görevden almakla, sadece damadı işten atmakla ekonomideki sorunlar çözülmez dedik. Siz yardımcı pilotu değiştiriyorsunuz, pilotları değiştiriyorsunuz. Ama kaptan pilot aynı, uçak metal yorgunu. Kaptanı ve uçağı değiştirmek lazım dedik. Yine vatandaş sokakta, vatandaşın sokakta söylediği çorap değiştirmek yetmez, ayak koktu, ayakları değiştirmek lazım dediğini de dile getirdik. Sonunda Erdoğan da çıktı. Odalar Birliği'nde vites yükseltmek yetmez. Artık araç değiştirmek gerekiyor dedi. Hah. Kendisine yüzde yüz katılıyoruz. Ne vites? Ne muavinleri değiştirmek yeter, ne vitesi değiştirmek yeter. Ama Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada dahi ortağının himayesindeki eşkıyanın Sayın Genel Başkanımıza yönelik sözleriyle ilgili tek kelime etmemesinden anlıyoruz ki Erdoğan'ın araç değiştirmekten anladığı damadının kullandığı araçtan inip mafya bozuntularının kullandığı ortağının arabasına binmekmiş. Korkarım çok yakında onlara da dönüp ne istediğinizde vermedik diye ağlayacaktır. Bu rejimi bu aracı artık hurdaya çıkarıp kaptanını da emekli etme zamanı gelmiştir. Benim söyleyeceklerim, millette, millette, hasretle, sabırsızlıkla sandığım bir an önce önüne gelmesini beklemektedir. Bunlara notlarını vermeye hazırdır, bunları evlerine göndermeye hazırdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa al. Efendim, bize yönlendirilen bazı sorular var. İlk olarak Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili bazı açıklamalar yaptı ve kamuoyunun gündemine oturdu bu açıklamalar. Sizin bu açıklamalara ilişkin yorumunuz ne olacak? Ben Sayın Arınç'ın bu açıklamaları saraydan icazet almadan Erdoğan'la konuşmadan onayını almadan yaptığını düşünmüyorum. Eğer bunlar Sayın Arınç'ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar gibi toplumun gazını almak için tülüat değilse o zaman bu şunu gösteriyor. Artık Cumhur İttifakı'nın içinde vekalet savaşları başlamıştır. Yani gerçekten Damat al bayrak görevden ayrılırken at izi it izine karışmıştı. Allah hepimize kolaylık versin demişti. Gerçekten kimin ne dediği belli değil. Milliyetçi Hareket Partililer bir, bir taraftan bir şeyler söylüyorlar. Bu konuyla ilgili olarak öbür taraftan e, Melih Gökçek çıkıyor konuşuyor. Diğer taraflardan saray tarafından başka mesajlar geliyor. Gerçekten at izi it izine karıştı kimin ne söylediğini anlamak mümkün değil. Allah encamımızı hayır eylesin. Allah encamlarını bizim değil, onların encamlarını hayır eylesin diyoruz. Efendim A haber tarafından yönlendirilen bir soru var. A haberin sorusu da şöyle. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bübül CHP'nin Alaattin Çakıcı ile ilgili eleştirilerine Asıl rezillik Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmaktır dedi. Sizin bu açıklama ilişkin yanıtınız ya da yorumunuz ne olacak? Çok kısa olacak. Asıl rezillik mafyanın arkasına pısıp siyaret yap, siyaset yapmaktır. Bu ülkede daha önce böyle bir şey görülmemiştir. Teşekkür ediyorum.